Şimdi arkadaşlar genel bir konuşma yapalım. Sonra biraz temel kavramlarla ilgili bazı mevzulara değineceğiz. Sıkıntı yok. Mesaj görünmüyor. O yüzden gitti ekran. Ders anlattığım zaman muhtemelen mesajlarınızı göremeyeceğim. Zoom üzerinden ilk kez bu kadar kalabalık bir ders yapacağız. Ondan dolayı şimdilik küçük bir konuşma yapalım. DGS ALES hakkında ağırlıklı olarak. Arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere DGS ve ALES. Şu an kameranın açısı iyi mi? Şu an tam iyi gibi. Sıkıntı yok sanki. Şöyle ayarlayalım. Hatta şunu biraz daha şöyle yapabilir miyiz? Sanki biraz daha iyi oldu. Şöyle ayarlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar DGS zaten 60-60'tı soruları. 50'ye 50 olarak güncellendi. ALES ile aynı soru sayısına ulaşıldı. Nasipse tek uzemle bu sene güzel bir çalışma yapacağız. Hep beraber DGS ve ALES derslerimizi işleyeceğiz. KPSS ön lisans arkadaşlarımız da rahatlıkla gelebilir. Çünkü DGS'nin bir kopyası, sadece soru sayısı az. Ekstra zaten bir KPSS kursu da bilirsiniz belki, roket hazırlıktan bir başladık. Oraya da KPSS lisans tayfa ağırlıklı olmak şartıyla gelinebilir. Programımızı zaten sizlere ileteceğiz. Beraber nasip olursa konu anlatın, çokça soru çözün vesaire. Mükemmel bir sene inşallah bizleri bekliyor olacak. Bu dersin amacı biraz daha hani tanıtımdan ziyade, çünkü geçenlerde yine bir canlı dersler yapmıştık. Orada gerekli soruları Eyüp hocamla cevapladık. Bu biraz daha böyle hani ders içeriği, işte nasıl oluyor, dersler nasıl anlatılıyor, sorular vesaire. Şöyle küçük bir fragman diyebiliriz. O şekilde ilerleyeceğiz. Tabii sistemi tam oturttuğumuz zaman çok daha iyi olacak. Aynı zamanda burada mesajları ben görebileceğim. Ona göre bazılarına böyle ses hakkı veririz. Hani sesi açarız, mesajda yorulmazlar. Canlı bir şekilde sorarlar. Derslerin sonunda da zaten toplu bir şekilde sorularınızı alacağım. Onlara cevap vereceğim. Sayımız da zaten yeteri kadar olacak. Çok boğulmayacağız. O şekilde bir serüven ilerleyeceğiz. Şöyle bir soru falan varsa birkaç soru cevaplayıp derse geçelim. Fazla da sizin zamanınızı almayayım. Hız sorunu var. Taktikler önemli. Evet. Zaten arkadaşlar artık bu sınavlar bilgi sınavından çıktı. Hız sınavına dönüştü. Süre çok yeterli olmuyor. Bundan dolayı artık bilmek yeterli değil. Çözmek yeterli değil. Nasıl daha hızlı çözebilirim? Mesele bu. Biz de bunun için çabalayacağız. Çok az süreler veriliyor yani KPSS'de, DGS'de, ALES'te de. Arkadaşlar kursun ücretleri her geçen gün arttığı için net bir fiyat diyemem ama ortalama 3000 diyebiliriz. 3000 civarlarında. %10 zaten Sefa Hoca Çılgın Prof 10 koduyla %10 indirim alabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 400 lira bir indirim yapıyor sanırsam. Devamında zaten o gerekli bilgileri arkadaşlar kanalımı da incelerseniz topluluk bölümünde bazı görseller paylaştım. DGS canlı kurs, ALES canlı kurs hani gibisinden. Orada linkler var. Hani tek uzemin linki var. Tıklayıp fiyatlar ne kadar, nasıl hani bakabiliriz. 60 değil 50 çıkıyor. Sen en son ne zaman girdin DGS'ye? 50 matematik, 50 Türkçe güncellendi. Yani var Cansu. Mikrofona tıkladığımız zaman müsaade edebiliyoruz hani. Şu an kaç kişiyiz? 2, 4, 5. Böyle yana bastığımız zaman. 2, 2, 4, 6, 8, yok. 8 mi yok? 9-10 kişiyiz herhalde. Şimdi tam da bir sayı falan sağda solda yazmıyor mu? Zaten şu an sayımız da çok şey değil hani idare eder. 20 bakayım. Sağ üstte.
Şu anda arkadaşlar şey oluyor. Bir tarafta Metin, yukarıda 4-5 kişinin sadece isimleri var. Sağ kaydırıyorum. Ben de ekran tam değil yani. Siz belki oradan görebilirsiniz. Hele ki ders sayfasına geçtiğimiz zaman komple hani yazılar falan gidiyor artık. Siz ne yazdığınızı daha çok şey yapamıyorum. Evet, şu numarayı arayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, sistem yöneticisi bir mesaj paylaştı. Not alın numarayı. İşin ders boyutu dışındaki hani ücret, işte taksit var mı yok mu, ödemeler nasıl oluyor vesaire. Onlarla ilgili tüm sorularınızı şu numaradan iletişime geçerek halledebilirsiniz. Tabii, sesli katılım olacak yani, sizi sürekli mesajda yormayacağım. Orada hani mesaj bölümünde el kaldıranlara ses hakkı vereceğiz. İşte bunu duruma göre dersin sonunda veya dersin ortasında duruma göre ayarlarız. Hani yoğunluğa göre. Onlar da sıkıntı olmaz. O şekilde. Başka varsa soru birkaç daha yanıtlayalım. Derse geçelim. Şöyle bir işleyişe en azından bakalım. Galiba yok. Zaten canlı derste çoğusuna yanıt vermiştik. Matematiğe ben gireceğim. Türkçe bölümüne Eyüp hocamız girecek. Bu arada sözel mantığı da ben aldım arkadaşlar. Eyüp hocamın tabletinde bir sıkıntı var. Hani o tabloyu çizecek alan herhalde onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyormuş. Bundan dolayı sözel mantığı da ben aldım. Matematik, geometri, sayısal mantık, sözel mantık bunlar bende. Sadece Türkçe bölümü Eyüp hocamda. O şekilde ilerleyeceğiz. Yok, aynı gün değil arkadaşlar. Günleri farklı. Zaten detaylı bilgiler, hani programı zaten ben yine paylaşacağım yakın bir zamanda. Tamamen programda netleşince hani şu günler matematik, şu günler falan filan diye. Onlar paylaşılacak, sıkıntı yok. Ön lisansta Seda Hoca giriyor. Olabilir arkadaşlar. KPSS bölümüne çok hakim değilim. Hani DGS ALES koordinatörlüğü şu an bende. Tabii. Zaten beni takip edenler bilir. Yani YouTube'da soruları taktiklerle, çok kısa yöntemlerle çözmeyle bilinirim. Yoksa herkes çözer. Çözmek marifet değil artık. Hani kısa yollarla çözebilmek. Çünkü süreyle yarışıyorsun. Hani ben de size o bakış açısını sunmaya çalışacağım. O konuda hani kafanız rahat olsun. Başarı yüzdemiz nedir hocam geçtiğimiz yıllar için? Arkadaşlar şu şekilde ben canlı ders kısmına ilk kez bu sene katılıyorum. Normalde ben YouTube'da aktiflik gösteriyorum. Bir DGS kitabı çıkardık. Onunla meşguldük. O bitti. Özel derslerim falan oluyordu. Onlarla ilgileniyorum. Bu arada Erzurum'dayım ben de. Burada bir kurumda çalışıyorum. Bu sene ilk kez böyle bir DGS, KPSS, ALES canlı kurs serüvenimiz olacak. İnşallah patlatacağız yani. Yüzdelerimizi hep yukarı çıkaracağız. Net bir şekilde göreceğiz. Hani yüzde kaç, ne değil. Ama siz yeter ki isteyin. Hedef belirleyin. O hedefe Allah izin ederse ulaşırız. Yok, ilk ders değil. Bu böyle bir tanıtım dersi olacak. Asıl derslerimiz 10 Kasım'da başlıyor. Evet. 10 Kasım'da derslerimiz start verecek. O zamana kadar hani kaydolmayan arkadaşlarımız yerlerimizi alalım.
Çünkü her geçen gün fiyat artıyor. Her geçen ay üstüne ekleniyor. Daha fazla şey yapmadan, hani fiyatları artmadan yerlerimizi alalım. Nasip olursa 10 Kasım'da start verelim. Tamam, artık derslere geçelim arkadaşlar. Yine sorularımız olduğu zaman YouTube'la da, Instagram'da da benimle iletişime geçebilirsiniz. Oralardan hallederiz. Şimdi sohbet bölümünü kapatıyorum. Ekran paylaşımı Fatih Kalem diyelim. Tamam. Şimdi temel kavramlarla ilgili arkadaşlar ders anlatacağız. Bugün şöyle bir başlayalım. Bir bakalım yazıyor mu? İle ilgili bir çalışmalarımız. Buradan çıkış yapıp tekrar mı bağlanmamız lazım? Evet, mouse yazıyor. Şey, grafik tablet yazmıyor. Şuradan küçük bir çıkış yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Ekran paylaşımı. Paylaşımı bir durduralım. Tamamdır. Şimdi ekran paylaş diyelim. Fatih Kalem. Şöyle girdik mi? Bakalım şimdi yazıyor mu? Neden yazmıyor ki? Burada bir tamam diyelim. Çok pardon arkadaşlar, şunu hemen çözmemiz lazım. Paylaşımı durdur. Allah Allah. Bu arızayı vermemesi lazım. Tamam, buraya yazıyor. Şimdi bağlanalım. Fatih Kalem. Düzeldi, tamam. Şimdi arkadaşlar, ilk dersimiz temel kavramlar. Dört başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi sayı kümeleri. Şöyle örneklerimizi geçtikten sonra ikincisi tek çift sayılar. Üçüncü pozitif negatif ve son olarak ardışık sayılar olmak üzere dört başlık inceleyip sonra soru çözümlerimize bir iki göz atacağız. Şimdi sayı kümeleri, önce rakam nedir arkadaşlar? Sıfırdan dokuza kadar olan ifadeler değil mi? Sayma sayılar neydi? Birden başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. Burada birden başlaması önem arz ediyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. N harfiyle gösteriliyor. Tam sayılar eksi sonsuz artı sonsuz. Yani doğal sayılardan farkı şu sıfırdan soldaki kısımda, eksi sonsuz da işin içine giriyor. Rasyonel sayılar dedik mi aklımıza kesirli ifadeler gelir. Ama her bir tam sayının da altında gizli bir olacağı için. Mesela 2 de bir rasyonel sayıdır değil mi? Aynı zamanda doğal sayıdır ve tam sayıdır. Altında gizli bir olduğu için de rasyonel sayıda rahatlıkla diyebiliyoruz. İrrasyonel sayılar, şu ir kelimesi olumsuz anlamında, yani rasyonel olmayan. Örnek olarak ne verebiliriz? Pi örnek olarak verebiliriz. Veyahut kökün dışına çıkmayan sayılar. Mesela kök 3. Kökün dışına çıkmıyor değil mi? Kök 5.
Ama kök 9 diyemeyiz değil mi? 9 çünkü dışarıya 3 diye çıkar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve reel sayılar hepsini içinde barındıran en geniş evrensel kümemiz. Burada bir şema var. Hani kafada güzel kalsın diye. Enişte doğal sayılar var. Sıfırdan sonsuza kadar. Onu kapsayan tam sayılar var. Onu da kapsayan rasyonel sayılar var. Bunların dışında irrasyonel sayılar var. Ve hepsini kaplayan reel sayılarımız var. Mesela şu, mesela 5 sayısına doğal sayı diyebiliriz değil mi? Tam sayı da diyebiliriz. O zaman şu, hani tam sayıların doğal sayıları kapsaması şunu bize çıkartır mı? Her bir doğal sayı aynı zamanda tam sayıdır. Ama her tam sayı doğal sayı mıdır aynı zamanda? Değil, değil mi? Mesela eksi 3 her tam sayı doğal sayı mı? Değil. Bu kümede bunun gibi yorumları çıkarma da bizim için yardımcı olacak. O halde geçelim. İşlem önceliği. Bakın bu çok önemli. Burada birinci durum parantez içi. İkinci durum kuvvet alma. Yani üstü bir sayı varsa onu halledeceğiz. Üçüncü durum çarpma veya bölme. Dördüncü durum da toplama veya çıkarma. Bu sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada bir dikkatimiz var. Notumuz var. Şimdi 24 bölü 2 çarpı 4. Bu ifadede genelde şöyle bir hata oluyor. Diyorsun ki önce şurayı bir halledeyim. 2 çarpı 4 8. 28, 24'ü 8'e böleyim 3. Arkadaşlar çarpma ve bölmenin olduğu yerde soldan sırayla yapılır. Önce 24'ü 2'ye böleriz 12. Sonra 4 ile çarparız 48. Doğru olan ifade budur. Burada notlarımız yine var. Toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük olması için sayıların birbirine en yakın, hatta eşit olabiliyorsa eşit, en küçük olabilmesi için sayıların birbirine en uzak olması gerekiyor. Çarpımlara gelince çarpımları sabit olan sayıların ise en büyük olması için sayıların birbirine en uzak, en küçük olabilmesi için de birbirine en yakın olması gerekiyor. Şu an belki kafalar karışmış olabilir. İşte toplamada en yakın, çıkarmada işte en uzak, hangisinde en uzak, en yakın diye kaygılanmayın. Şimdi örnekler üzerinde ben size kısa bir yol sunacağım. Yani bir bakış açısı kazandıracağım. Şöyle gelelim. Mesela bu soru. Şimdi diğer iki notu unutun. Hatta belki unuttunuz. Aklınızda bile kalmadı. Çarpmada nasıl yapıyoruz? Toplamada nasıl yapıyoruz? X ve Y birer rakam olmak üzere olduğuna göre X çarpı Y ifadesini alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi çarpma değil mi var? Bizden çarpmayı soruyor. Yukarıda da bir toplama vermiş. İşte en yakını mı alacağım, en uzağı mı alacağım, çarpmada neydi, toplamada neydi diye kaygılanma. Burada en uç değerleri ve en yakın değerleri al. Zaten o sana gösteriyor neyin ne olduğunu. Örnek veriyorum. X ile Y'nin toplamı 13 ise bunların pardon birbirine en yakın olma durumu nedir? 6 ile 7 doğru muyum? 6 ile 7'yi çarparsam neyi verir bana? 42. Şimdi en uzak değerleri seçiyorum. Bakın gelip 13'e 0 veyahut 12'ye 1 demeyin. Çünkü birer rakam olduğunu unutmayın. O halde en fazla 9 diyebilirim. Değil mi? X de 9 olabilir. Fark etmez. Y'ye 9 dersem X'e buradan 4 kalır. En uzak ancak bu şekilde seçebiliyorum. Neden? Çünkü rakam diyor. Rakam demeseydi 13'e 0 veyahut 12'ye 1 olarak da seçebilirdim. Şimdi burada 4 ile 9'u çarptım kaç? 36. Şimdi ifadesinin alabileceği en büyük değeri mi soruyor? Hangisi en büyük? 42. Gel işaretle geç. Yani birbirine en yakın ve en uzak değerleri yerine koy hızlıca. İşaretle. Hiç yani ezber muhabbetine de girmez. Bu da mesela bir bakış açısı. Değiştirelim. Sıradaki soru. Mesela iki tane vermiş. Yine birer rakam değil mi? Bunu unutmuyoruz. Olduğuna göre ABC toplamı en az kaçtır? Şimdi burada B'leri gözüme çarpıyor değil mi? B'ler ortak. O zaman ben hani gelip rastgele değerler veremem. Örnek veriyorum. 30'u gördüğüm zaman işte bu en yakın nedir? 6 çarpı 5. Gelip 5 yani B'ye 5 demem değil mi? Çünkü B'ye 5 dersem 42 5'in katı değil. Bundan dolayı önce şu B'ler benim dikkatimi çekiyor. Sonra diyorum ki ben bunları en yakın seçersem 6'ya 5 olarak seçersem 5 A olmalı, 6 da B olmalı. O zaman 6 B ise C buradan 7 kalıyor. Çarptığım zaman 42, çarptığım zaman 30.
sağlamasını yaptım. Benden ne istiyor? Toplamı. Toplarsam 5, 11, 7 daha 18'i bulurum. Ha bulmasaydım ne yapacaktım? Diyelim ki çıkmadı. O zaman diyecektim ki birbirine en yakın değil, en uzağı seçin. Ona göre yorum yapacağız. Geçelim. Şimdi bu ders biraz özet mahiyetinde olacak arkadaşlar. Zaten benim konu özetli soru bankamdan aldığım konu anlatım. Çok böyle konuda boğmayacağım. Maksat hani dersi bir bakalım hani nasıl oluyor gibisinden. Öyle bir inceleyelim. Yoksa derslerimiz başladığı zaman hemen öyle bir derste dört konuyu işleyip geçmeyeceğiz tabii ki de. En detaylamasına kadar, en ince ayrıntısına kadar derslerimizi işleyip. Öyle iki tane örnekte değil. Çok da hani 10, 20, 30 çok çok daha fazla sorularla dersi pekiştirip o şekilde tane tane ilerleyeceğiz. Mesela şu tek çift konusu muhtemelen bizim ikinci gün dersimiz olacak. Hemen böyle geçmeyeceğiz. Bu biraz böyle konu özetli soru bankası. Genel ilerleyişi görün diye. Sadece bir konuyu da anlatmayı sağlıklı bulmuyorum. Hani belki o konuyu iyi anlatabilirsin ama diğer konular acaba böyle anlatıyor mu? Akıllarda kaygı olmasın diye ben böyle dört tane konuyu birleştirdim. Devam edelim. Tek tam sayılar nedir? 1, 3, 5, 7, 9. Çift tam sayılar nedir? 0, 2, 4, 6, 8. Tek ve çift sayılarda şimdi dört işlem konusuna bakacağız. Toplama, çıkarma ve çarpma bölme var. Burada toplama, çarpma bölmeden mesela başlayalım. Çarpma bölmedi arkadaşlar. Aslında burada bölmeyi almamak lazım. Sadece çarpma bölmeyi şurada hani şurada incelemek daha sağlıklı. Çarpmadan biz başlayalım. Şimdi dikkat edin. Çiftle tekin çarpımı çifti veriyor. Çiftle çiftin çarpımı çifti veriyor. Tekle tekin çarpımı teki veriyor. Ben bunları tek tek ezberlemeyeceğim. Diyeceğim ki tek çift sayılarda çarpmada bir tane çift olması sonucu bakın çift yapmaya yetiyor. Eğer sonuç tekse bu sayıların hepsi tektir. Yani 50 tane sayıyı mı çarpacağım? Bir tanesi çift, 49'u tek olsa dahi sonuç çifttir. O bir tane çift diyor ki ben baskıngenim. Benim sözüm geçecek. Bundan dolayı sonucun tek olması için istersen 500 tane sayıyı yan yana çarp. Hepsinin tek olma şartı var. Eğer bir tane çift olursa sonuç çift olur. Çarpma anlaşıldı mı? Şimdi gelelim toplama çıkarmaya. Bakın. İki tane çift veyahut iki tane tek. Aynı ifadelerin toplamları veya farkları fark etmez. İstersen bunları topla, istersen çıkar. Bu yüzden tek başlık altında yazdım. Aynı ifadelerin toplamları ve çıkarımları çifte eşitken, bakın dikkat edin, farkları da aynı şekilde. Farklı ifadelerin, tamam mı? Toplamları ve çıkarımları nedir? Teke eşitmiş. O zaman toplama çıkarmada ne diyeceğim? Aynı ifadelerin toplaması ve çıkarması çift, farklı ifadelerin toplamı ve çıkarımı tek diyeceğim. Bu olayda böyle çözüldü mü? Toplama çıkarmada aynı ifadeler çift, çarpmada bir tane çift yeterli sonucun çift olması için. Şimdi bölmede de şöyle bir durum var. Bakın burada notlarımız var. Şimdi diyoruz ki çift bir sayıya bölüyorum. Bakın sonuç tek oluyor. Aynı şekilde çift bir sayıya bölüyorum. Sonuç çift oluyor. O zaman bölmede çift bölü çifti görürsem burada duracağım ve yorumlayacağım. Buna direkt ben tek ya da çift diyemem. Bak gördüğün gibi. İkisi de çift, böldüm tek çıktı. İkisi de çift, böldüm çift çıktı. Bundan dolayı bölmede hani ÖSYM sorarsa genelde burada sizi yanıltmak adına sorar. Bölmede buna dikkat edeceğiz. Eğer tek çift sayılarla ilgili bir soru çözüyorsak, bölme varsa muhakkak bakın ki çift bölü çift mi? Gerisinin bir önemi yok. Çift bölü çiftse orada kesin bir hüküm kesinlikle yoktur. Orada hani yorumlama yapmamız lazım eğer yapabiliyorsak. Mesela burada 30'u 12'ye bölmüş. Tamam mı? 5 bölü 2 tek veya çift değil. Bu notu da düşmüş. Rasyonel ifadeler asla tek veya çift değildir. Bir sayının tek çift olması için tam sayı olması şartı var. Dediğim gibi bölmede buna dikkat ediyoruz. Onun haricinde peki hocam tek bölü tekte durum nedir? Arkadaşlar bu daima tektir değil mi? Örnek verelim. 21'i 7'ye böldük. 3. Tek bölü tek. Veyahut 15 bölü 5 tek bölü tekten yine ne geldi? Tek. Tek bölü tek bize daima teki verir. Aynı şeydeki gibi hani ekstra belirtmemiş çünkü çarpmada tek çarpı tek nasıl teki veriyorsa
tek bölü tek de yine teki vermeli. Burada istisnai bir durum var. Sadece onun için bir not açmıştık. O halde sorular üzerinden görelim bu anlattıklarımızı. Evet. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi 4x artı y ifadesine çift, 3y artı x ifadesine de tek sayı demişler. Şimdi burada arkadaşlar en önemli olay şu. Bir ifade tek veya çiftse her zaman çift katsayılı sayıyla başlayın. 2x olabilir, 4x olabilir, 10x olabilir. Burada çift hangisi? 4x. Peki neden çiftten başlıyoruz? Çünkü ben biliyorum ki 4 ile x burada çarpım durumunda. 4 çift olduğu için x tek de olsa, çift de olsa sonuç daima çift olacaktır. Bundan dolayı 4x ifadesi kesinlikle çift. Bakın dikkat edin, x değil, 4x ifadesi çift. Bu kesinlikle çift ise y de çift olacak ki değil mi? Toplamı çift olsun. Az önce ne dedim toplamı çıkarmada? Aynı ifadeler çift. Çifti gördüysem çift yapıştıracağım. Tek olsaydı tek diyecektim. O halde y kesinlikle çift mi? Bakın. Şöyle diyelim x, y. Şöyle çizdik. Y kesinlikle tek. Geldim ikinci ifadeye. Y tek ise 3 de tek. Doğru muyum? Tekle tekin çarpımı tek. O zaman tekle neyi toplarsam tek olur? Farklı ifadeyi değil mi? Tekse x'e çift demeliyim. Bakın x'in de buradan kesinlikle çift olduğunu buldum. O halde çift eksi tek tek midir? Farklı ifadeler tektir. Çift artı tek farklı ifade nedir? Tektir ama çift diyor. Yanlış. Bu arada doğru mu diyor? Tamam. X çarpı y. Şimdi çiftle teki çarparsam bir tane çift yeterli sonucun çift olması için. Gitti. Çiftin karesi çifttir. Tekin karesi tektir. Çiftle teki çarparsam tek değil çifti verir. Yanlış. X'imiz çift. Doğru muyum? Y tek. Tekten tek çıktı çift. Çiftle çifti çarptım çift. Şurada bir yanlışlık mı var? X eksi y. Çift eksi tek. Farklı ifadelerin farkı neydi? Toplamasıyla çıkarması tekti. He, dur. Burada çok ince bir şey var arkadaşlar. O da şu. Burada sıfırı mı göz ardı etmiyorduk? Bir dakika. Bu soruyu hatırladım. X çarpı y eksi 1. X'imiz çift dedik. Y'ye tek dedik. Tekten tek çıktı çift. Zaten önemi yok. X kesinlikle çift olduğu için y eksi 1 tek de olsa çift de olsa sonuç daima çifttir. E şıkkı kesinlikle doğru. Peki A şıkkı neden yanlış? X eksi y tektir. Çift eksi tek. Mesela 0 dediğimiz zaman. Ha burada x'in 0 olma durumu var arkadaşlar. X'in 0 olma durumu var çift olduğu için. E 0'dan pozitif bir sayı yani y gibi bir sayı çıkarsa eksi olur. Eksi olunca da burası tek olmaz. Bundan dolayı e kesinlikle doğrudur demeliyiz. Hadi diğer sorularla pekiştirelim. Şurada mı kaldık? Yok. Ha başka tamam bir tane soru seçmişiz. Konu sonu testlerimiz var. Onlarla ilgili yine pekiştiririz. Bununla ilgili bir tane örnek almışız. Pozitif negatiften biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar pozitif sayıları biliyoruz. Sıfırdan yukarı olan sayılar. Negatif sayılar ise sıfırdan aşağı olan sayılar. Sıfır zaten nötrdür. Ne pozitif ne negatif. Şimdi burada önemli olan şu negatif sayılarla pozitif sayılarla ilgili dört işlem muhabbetlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi negatif yani çarpma işleminde iki tane aynı ifade çarpıldığı zaman her daim pozitif sonucunu verir. Ama eksi artı gibi iki tane farklı ifadenin çarpımı negatifi verir. Bunu nereden hatırladık? Tek çift sayılarda nasıl ki iki tane çiftin çarpımı tek çift şey toplamada, toplama çıkarmada nasıl ki iki tane çiftin toplamı veyahut iki tane tekin toplamı yani aynı ifadelerin toplamı bize çifti veriyorsa aynı şekilde de burada iki tane aynı ifade eksi çarpı eksi veya artı çarpı artı daima bize pozitifi verir. Farklı ifadeler negatifi verir. Bu bölme için de geçerlidir. Farklı ifadelerin bölümü çarpmada olduğu gibi negatifi verirken
aynı ifadelerin bölümü, bakın eksiyle eksinin bölümü daima bize neyi verir? Pozitifi verir. Yine farklı ifadede negatifi verir. Peki toplama çıkarmayı niye almadık? Arkadaşlar toplama çıkarmada şöyle bir mesele var. Yani artı bir ifade, tamam mı? Yani örnek veriyorum, şöyle bir şey diyelim. Artı şöyle x diyelim, eksi y, tamam mı? X eksi y. Şimdi biri pozitif görünüyor, doğru mu? Biri negatif görünüyor eksiden dolayı. Şimdi bunun sonucu artı mıdır, eksi midir? Kesin bir şey diyemem çünkü büyüklüklerine bakarım. Eğer bu 2'ye 3 ise eksi 1 verirken, 3'e 2 ise artı 1 verir. Yani tamamen büyüklük küçüklük meselesi. Bundan dolayı genelleme yapamayız. İki tane yani artı ile eksinin toplamı nedir sorusunun genel bir cevabı yok. Artının değeri büyükse artıdır, eksinin değeri büyükse eksidir. Ama iki tane eksinin toplamı tabii ki de eksi. İki tane artının toplamı tabii ki de artı. Ama burada önemli olan şu çarpma bölme olayları. Onlara iyi hakim olmamız gerekiyor. Devamında bakın negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Eksi 3'ün mesela çift kuvveti karesi nedir? 9 iken eksi 3'ün tek kuvveti eksi 27 değil mi? Yani eksi 1 sayının çift kuvveti pozitifken tek kuvveti negatif oluyor. Son notumuz pozitif sayıların bütün tam kuvvetleri pozitiftir. Zaten hani bunu bilmeyen hemen hemen yoktur. Pozitif bir sayıda sıkıntı yok arkadaşlar. Bütün kuvvetleri pozitif ama negatif sayılarda tek çift olayına dikkat edelim. Şimdi varsa bir soru üzerinden hemen pekiştirelim. Evet, sorumuz. ABC reel sayılardır olduğuna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne demiştim tek çift sayılarda, hatırladık mı? Tek çift sayılarda baş katsayısı çift olandan başlayın. Yani 2x, 4a, 6b gibi ifadeler gördüğünüz zaman direkt bunlara hemen gelin çift deyin. Çünkü çiftle çarpıldığı için. Hemen buradan başlarsanız çorap söküğü gibi devamı gelir. Peki pozitif negatifte hocam nerede başlayın? Yine çift arkadaşlar. Çift kuvvetten başlayın. Bakın b kare diyor ya. Ben gelip hemen 3 tane şeye baktım. Burası tek kuvvet. Bunların hepsi tek kuvvet. Yazmıyorsa buralar 1'dir değil mi? 1 de tek bir sayı. Hepsi tek kuvvet. Bir tane çift var. Peki hocam çift neden bu kadar önemli? Çünkü b kare ifadesi bir sayının çift kuvveti daima pozitif olacağından ben gelirim buna pozitif derim. Şöyle yapalım. B kare ifadem pozitif. Ama dikkat edin bakın B değil. Bununla karıştırılıyor sürekli. B değil. B kare ifadesi pozitif. B negatif de olabilir. Çünkü negatif bir sayının çift kuvveti pozitif yapabilir. Peki C buradan ne gelir? İfadem sıfırdan büyükse bu kısım pozitif değil midir? B kare pozitifse o zaman C de kesinlikle pozitif değil mi? Negatif olursa sonuç negatif olur. Çünkü aynı ifadelerin çarpımı bana pozitifi veriyordu. O halde tablomu şuraya çizeyim. A, B, C. Ne dedik? C kesinlikle pozitif. Peki A ile B nedir? Şimdi C kesinlikle pozitifse yukarı mı gideceğim, aşağı mı ineceğim? Tabii ki de aşağı ineceğim. Neden? Çünkü ben C'yi kesin bulmuşken yukarıda C var mı? Yok. Aşağıda var. Zorlamanın anlamı yok. Aşağıda hemen gelir yerine koyarım pozitifi. Şimdi şu ifadem negatif mi? Sıfırdan küçükse negatiftir. O zaman C pozitifse A küpün, bakın A küpün negatif olması gerekiyor. Değil mi? Farklı ifadelerin çarpımı negatifi veriyordu. O zaman bir sayının tek kuvveti negatifse bu sayı eksidir değil mi? Artıysa artıdır, eksiyse eksidir. Çünkü tek kuvvet. O zaman A'yı da kesinlikle eksi buldum mu? Tamam. Şimdi geldim A'yı yerine koydum. Kesinlikle eksi. B o zaman artı mı olacak, eksi mi olacak? Bakın A çarpı B sıfırdan küçük. Yani negatif. Negatif neydi? Farklı ifade olacak. O zaman A eksi ise B'ye artı kalıyor. Doğru muyum? Ne oldu? Yine gitti mi? Bir temas yaptık mı arkadaşlar, gidiyor. Bir dakika. Neyse unutmayalım, buradan devam edeceğiz. A eksi C artı B'yi ne bulmuştuk? Eksiye artı. Tamam. Eksi artı artı. Bundan galiba bir daha çıkış yapmamız gerekiyor.
çıkış yapalım. Tabii arkadaşlar, böyle şey esnasında bu tarz sıkıntılar olmaz. Şu anda sistemi zaten deniyoruz. Hani ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağız? Gerek ben, gereksiz. Şu an zaten onun denemesi olduğu için akıllarda şey olmasın. Hani derslerde böyle bölünme olmaz. Allah izin ederse devam ederiz. Şimdi ne demiştik? A, B, C. Eksi, artı, artı. Bu durumda şimdi yorumlarsak sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Zaten bizden de bunu istiyormuş. Tamam. Ben dedim ki soruda hani biraz daha detaylı bir soru mu değil zaten. Bizden direkt bunu istiyor. Anlaşıldı mı? Nasıl buluyoruz? Her zaman çiftten başlıyoruz. Gerek pozitif negatif sorusu olsun, gerek tek çift sorular olsun. Her daim çift katsayı, çift kuvvet. Bunlar gördüğümüz zaman buradan başlarsak gerisi çorak söküğü gibi gelir. Yoksa diğer türlü. İşte önce bir a'ya eksi 1 diyeyim. İşte b de buradan artı 2 olsun. Çarptım eksi 2. Evet, sıfırdan küçük. Tamam, çok güzel ilerliyorum. Devam edeyim. 2'nin karesi 4. C değer sıfırdan büyükse tamam. C'ye de işte 2 deriz. Hani değer verdin, olmadı. Bu sefer döneyim a'ya işte artı 2 diyeyim. Bu sefer de bunu deneyeyim. Zaten süreyle yarışıyoruz arkadaşlar. Hani bizim buradaki meselemiz bu. Teker teker değer verme olayı kesinlikle benim dersimde olmayacak. Ezberleme, formül bunlar bende olmayacak. Neyse, mantığına bakacağız. En kısa yollarla hedefe ulaşacağız. Evet. Ardışık sayılar son başlığımız. Arkadaşlar, belirli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Aralarında bir fark olan ve art arda gelen tam sayılara ardışık tam sayılar, işte 4, 5, 6, 7, 8 gibi. Aralarında iki fark olan ve art arda gelen tam sayılara ardışık tek veya ardışık çift. Yani 1, 3, 5, 7 değil mi? İkişer, ikişer artıyor. Veyahut 2, 4, 6, 8 yine ikişer ikişer artıyor. Ardışık tek, ardışık çift. Burada önemli olan mevzu, şöyle kalemi değiştirelim. Sonlu ardışık sayıların toplamı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bunu unutmuyoruz. Terimler toplamı da şu bulduğumuz terim sayısı çarpı son terim, şurası artı olacak arkadaşlar. Basım hatası olmuş. Artı ilk terim bölü 2. Tamam mı? Şimdi burada zaten sorular üzerinden çokça soru çözerek bu formülde kafamıza tam oturacak. Çünkü burada ister istemez hani son terim, ilk terim, eksi, artı, artış miktarı biraz kafalar karışabilir. Sorular üzerinden zaten pekişecek. Şimdi örneklere bakalım. Şurada notumuz var. Dikkat. Ardışık. Ne oluyor ya? Bak, bu yine gitti ha. Bir gün nazar değdi. Yani 200 saatlik çekim yaptım YouTube'da. Hiçbir sıkıntı yok. Nasılsa bir gün yine burada bir şey oluştu. Tekrardan özür dileyerekten şöyle paylaşmayı durdur. Hayret bir durum ya. Bir gün 2-3 saat çekim yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Sizin şansınız mı diyeyim? Nazara mı geldik diyeyim? Ekran paylaşımı Fatih Kalem. Şöyle bir daha bakalım. Kabloya dokunduk mu gidiyor galiba. Ona bir dikkat etmek gerekiyor. Herhalde düzeldi gibi. Acaba neden böyle yapıyor ya? Normalde hiç yapmaz. Böyle çıkalım tekrardan. Tekrardan girelim şöyle. Orada bildirim geliyor. Şey mi oldu? Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Tamamdır.
Allah Allah, şu bildirim habire gelip duruyor ya. Bu olay nedir bununla ilgili? Nasıl bir sıkıntı var? Tamam, basalım. Harbi hiç olmayanlar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnşallah bu sefer çözülmüştür. Şaka gibi ya. Gerçekten bu farklı bir sorun. Normalde böyle hiçbir zaman yapmıyordu da. Çok mu yüklendik acaba? Bir sürü program açık. Bir yüzeyi silelim. Acaba şununla ilgili mi? Tekrardan şöyle bir daha sorun yok. İnşallah platforma girdiğinde de olmaz. Şu an tamam. Ekran paylaşımı, Fatih Kalem. Şu ana kadar bir sıkıntı yoktu. Burada eğer olursa anlarız ki. Ha, tamam. Şükür düzeldi. Şükür dediğim 2 gün mü? Kasma var yani, belli. Neyse arkadaşlar, bu meseleyi anlattım. Şöyle bir soru üzerinden gösterelim. Şimdi sorularımız bize şu şekilde gelecek. Ardışık 5 tek sayının toplamı bu sayılardan en küçüğünün 9 katına eşittir. Buna göre bunlardan en büyüğü kaçtır? Şimdi ardışık 5 tek diyorsa veyahut çift diyorsa, bakın fark etmez. Bir tanesine x dersin, tamam mı? Ya da n dersin, fark etmez. Diğerine ne diyeceksin? X artı 2. Neden? Çünkü ardışık tek diyor. Şimdi sen ardışık tek yaparken 1, 2 mi diyorsun yoksa 1, 3 mü diyorsun? E burada 2 arttıysan burada da ikişer ikişer üstüne eklemeliyiz. O halde diğeri 4 olmalı, 6 olmalı ve 8 olmak kaydıyla 5 tane tek sayı. Bunların toplamı diyor. Hemen geldim, topladım. En küçüğünün 9 katına. En küçüğü hangisi? X değil mi? Bunun 9 katına eşit. O halde burada 5x var toplamda. Artı 8, 14, 18, 20 eşittir 9x ise. 5x'i artı olduğu için sağ tarafa eksi olarak geçiriyorum. 4x kaldı. Eşittir 20 ise. Buradan x ne geldi? 5 geldi. Benden ne isteniyor? Bakın en büyük. O zaman yerine yazarsam 5 artı 8'den en büyüğü 13 buldum. Yani bize artışık 5 tek değil de 5 çift deseydi yine bu şekilde yapacak. Tamam mı? Başka bir soru var mı? Bir tane daha var. Onu da hatta çözelim. İyice pekişsin. Ha, bundan sonra herhalde şeyler başlıyor, testler başlıyor. Bunlar birer örnek. Tamam. Şöyle birkaç tane daha çözelim şuradan. A ve B birer doğal sayıdır. Olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri. Hatırlayın iki önceki konuyu. En yakın en uzak muhabbeti. Ne diyorduk? Önce şuraya okuyoruz, doğal sayı. Tamam. A ve çarpımının en büyük olması için hani birbirine en yakın mı olması lazım, en uzak mı olması lazım? Orada hani şaibeli bir durum varsa, şüpheye düştüyse ne yaparsın? Bir gelirsin 17'ye 0 yazarsın en uzak. Zaten çarpımı 0 yapar. Bunun olmayacağı belli. Bir de gelirsin en yakın 17'yi 2'ye böl. 8, 16. O zaman 8'e 9. Doğru muyum? Toplamı 17 çarpımı 72. Gördünüz mü? Yani bu tarz sorularda birbirine en yakın ve en uzak değerlerini yerine koyarsanız çok rahatlıkla soruyu bulabilirsiniz. Devam edelim. Diğer sorumuz nedir? En küçük değer. X, Y, Z birer rakam olmak üzere. X, Y, Z toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi toplamının alacağı en küçük değer diyorsa ben X, Y, Z'yi en küçük seçmeliyim.
Bakıyorum x, y, z'yi eksili seçebilir miyim mesela eksi 5, eksi 6 diye. Baktığım zaman birer rakam olduğunu görüyorum. Yani sıfırdan daha aşağı seçemem. Peki birbirinden farklı mı? Değil. O zaman hepsini sıfır seçme ihtimalim de var. Bunlar tabii yorumlarım. Geldim baktım. X eksi y, x eksi z. Şimdi burada y'ye ben en düşük sıfır derim. Doğru muyum? X buradan mecburi 6 olur. Bakın x'e 5 diyemem çünkü 5'ten hangi sayı çıkarsa 6 gelir. Değil mi? Burada y'ye 0 derim, x 6 olur. X 6 ise z kaç olur? 3 olmak zorunda. O zaman ben bunların üçünü toplarsam 0, 3, 6 bana 9 seçeneğini rahatlıkla sunacaktır. Devam edelim. Evet, m ve n doğal sayılardır. Bakın doğal sayı sıfırdan sonsuza kafamda oluşturdum. Devam ediyorum. M kaç farklı değer alabilir? Şimdi diyorum ki burada m'nin değer alabilmesi için öncelikle ben n'ye, tamam mı? N'ye 0 dersem 2m 18'e eşit olur. M buradan kaç gelir? 9 gelir. Virgül. Ben burada n'ye 1 desem bakın 15 oldu değil mi? 3 çarpı 1 3. Karşıya attım 15. 15 ikiye bölünüyor mu? Hayır. O zaman ben buna tek bir sayı diyemem. Yani 2 diyebilirim. Peşine 3 değil 4'ü denemeliyim. 5'i değil 6'yı denemeliyim. Ben artık ikişer ikişer artmalıyım. Bunu öğrendikten sonra 3 kere 2 6. Karşıya attım 12 mi kaldı? 2m 12 ise m nedir? 6. Devam ediyorum. 4 girdim. 4 kere 3 12. Karşıya attım 6 mı kaldı? 2m 6 ise m ne oldu? 3 oldu. Virgül. Son olarak 6 derim. Değil mi? 6 kere 3 18. Karşıya attım 0. M bir de 0 değerlerini alabilir. O zaman kaç farklı değer? 4 farklı değer. Bak 3 diyenler de var. 0 unutup 3, 6, 9 deyip 3 diyenler de oluyor. Sınav hassasiyet gerektiriyor. Bundan dolayı heyecan yapmadan kuralına göre ilerlersen sıkıntı yaşamaz. O zaman geçiyoruz. Evet, x pozitif tam sayıdır. Buna göre aşağıdakiler hangisi daima tek sayıdır? Şimdi x'imiz pozitif bir sayı ise. Şimdi x kare diyor. X eğer çift olursa sonuç çift olur. Tek olursa tek olur. Çiftle teki toplarsam tek, tekle teki toplarsam çift. Bir kesinlik, bir daimalık var mı? Yok. A gitti. X kare eksi x. Şimdi x'e çift dedim. Çift eksi çift oldu. Tek dedim. Tek eksi tek oldu. Doğru muyum? Aynı ifadelerin sonucu neydir? Hani toplama çıkarmada. Çift değil miydi? Daima tek diyor. Gitti. X'e ben bakın burada 5 nedir? Tek. O zaman şuranın tek olması için şu ifadenin çift olması gerekiyor. Doğru muyum? Şimdi ben x'e tek dersem tek artı tekten çift. Çift dersem çift artı çiftten çift. Bakın daima çift geliyor. Cevabım muhtemelen bu. Ama yine ben d'yi de e'yi de otopsi yapmak zorundayım. Geldim x'e bakın. Burası çift mi? Çift. O zaman ne dedik? Buranın daima ne olması lazım? Tek olması lazım. Çünkü farklı olacak ki tek olsun. Şimdi buranın tek olması için x'e tek dedim mi aynı buradaki muhabbet gibi. Tek oluyor. Çift dedim mi çift oluyor. Aynı ifadelerin toplamı hiçbir zaman tek olamayacağı için d de gitti. Son olarak e'yi inceliyorum. Şimdi burası çift ama x'im çift olursa sonuç çift olur. Tek olursa tek olur. Yine bir kesinlik yok. Gördüğünüz gibi cevabım C zaten çıkmıştı. Devam edelim. Evet, bu soruyu da hatta çözüp dersi bitirebiliriz. Tamam. Bu da böyle güzel, hoş bir soru. Hatta tam böyle sınav ayarında bir soru değil mi? Yani genelde KPSS'de, DGS'de, ALES'te muhakkak karşımıza çıkıyor. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bakın, pozitif tam sayı. Sıkıntı yok. Birden başlayıp sonsuza kadar gidiyorum ve 1 bölü 2, 2 bölü 3 gibi ifadeler yok çünkü tam sayı. Olduğuna göre ifadeler hangisi daima doğrudur? Şimdi diyorum ki, şöyle şurayı bir inceleyeyim. Tamam. 7 çarpı A çarpı B artı C eşittir B artı 1 eşittir B. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi öncelikle ne dedik? Sefa Hoca ne dedi? Varsa çift bir sayı
Hani onu arayın. Bakıyorsun yok. 7 tek. Sonra düşünüyorsun. Şimdi birinci hamle oydu. Ona baktın yok. İkinciye bakmışsın. Biri B, biri B artı 1. Hocam ne değişecek? Şimdi düşünün ki biri 3 olsa 1 eklersen 4 olur. Tekten çifte geçti. 1 eklersen 5 olur. Çiften teki geçer. Yani şunların ikisinden biri tekse diğeri kesinlikle çifttir. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın çifti yine buldum. Ne yaptım ettim? Çifti buldum. Olmuyordu. Bak soruda yoktu çift. Ama yine bir çift oluşturdum. Şimdi en başta soruları çözerken arkadaşlar genelde biz tek sıra seviyoruz. Şöyle bölümlü kesirli ifadeleri sevmiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Şu bölü b artı 1'i karşıya ben çarpı olarak geçireceğim. Artık şurayı karalayabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Burası artık yok. 7 çarpı a çarpı b artı c eşittir bu ifade. Az önce ne dedim? Biri tekse biri çift, biri çiftse biri tek. Muhakkak bir tanesi çift olmak zorunda. Çünkü bir fazlası. Çiftse ne yaptım? Bakın ben otomatikmen 7 çarpı a çarpı b artı c'yi ne buldum? Kesinlikle çift buldum. O zaman diyorum ki şimdi burada bir tablo yapalım. A, B, C. Yorum yapacağız. 7 tek bir sayı, doğru muyum? Diyorum ki A eğer çift olursa, bakın A eğer çift olursa, burası nedir? Daima çift değil midir? Yani B'nin artık hiçbir önemi yok. Tek de olsa çift de olsa bir tanesi çift olduğu için çarpımda daima çifttir. Bura çiftse C'nin de çift olması lazım ki aynı ifadelerin toplamı çifti versin. O zaman diyorum ki A çiftse C de kesinlikle çifttir. Tamam mı? A çift ise B de çifttir. C burada şaibeli. Tek de olabilir, çift de olabilir. Peki. A tekse tek durumunu inceleyelim. Ve B de tekse, bakın B de tekse, burası daima tek oldu mu? Oldu. C de tek olmuyor mu? Değil mi? Olmak zorunda ki tekle teki toplayayım yine aynı ifade çifti versin. Tamam. Bunu da yazdım mı? Şimdi buna göre ben yorumlayacaksam ne diyor? A çift ise C de çifttir. Bakın en başta ne dedik? A çift ise B, C de çifttir. Bu zaten kesinlikle doğru. B çift ise C tektir. Bakın böyle bir şey var mı? B çift de olsa, tek de olsa C çift olabiliyor. Böyle bir daimalık kesinlik yok. A ve B tek ise C de tektir. Bakın ne dedik? A ile B tekse C de tek. O zaman cevabım 1-3. Tabloyu çizdim. İki satır halinde yorumladım. Zaten şıklar da bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Yani burada yine bir sürü sorular var. Almışız. Biraz geç başladık. Biraz sistemsel hatalar yaşadık. Bundan dolayı bir programa yetişmem gerekiyor. Bundan dolayı dersi burada bitirelim. Genel bir işleyişe baktık. Emin olun çok daha iyileri sizi bekliyor. Daha böyle kesintiler olmadan, sıkıntı yaşamadan. Konular daha kapsamlı, daha geniş. Örnekler çok daha fazla. İster istemez bugün çok yorgunum. Bu saatlerde hani saat olmuş 9. Bu saate kadar hani ciddi bir çalışma yaptım sabahtan beri. Onun da verdiği bir yorgunluk var. İnşallah buradaki tüm negatiflikler ana derslerimizde olmayacak. Şimdi buradan bir ayrılalım. Bir mesaj yazan bir şey yapan var mı? Onlara bir bakalım. Evet, şöyle aşağı inelim. Hocam bu harika bir iş diyorsun. Yani yapıyor muyum bu sporu? Evet arkadaşlar, olumlu olumsuz yorumlarınızı alalım. Kısmet arınmaca yok. Varsa sıkıntılar en azından bilelim ki ona göre kendimizi düzeltelim. İşte o şekilde anlatmaya gayret gösterelim veyahut ona dikkat edelim. Konu ile ilgili ödev verecek misiniz? Ben arkadaşlar şu şekilde pek ödev vermek taraftarı değilim. Çünkü ister istemez hepimiz DGS, ALES, üniversite düzeyi arkadaşlarız, öğrencileriz. Benim sadece sizlerden şöyle bir ricam olacak arkadaşlar. Örnek veriyorum, bugün temel kavramlar mı işte? Zaten hazır yanımdayken göstereyim. Şu kitaplarımız, tamam mı? Sizlerin elinde olacak. Efendime söyleyeyim, benim Çılgın Prof 10 koduyla zaten üye olanları kitaplar hediye olacak. Yaklaşık 350 civarında bir parası var. Bu sizlere hediye edilecek kayıt olanlara.
Çılgın Prof 10 kodunu unutmayalım. Bunlara zaten kitabımız hediye edilecek. Örnek veriyorum, ben ilk dersi işledim. Kitapta çokça örnek, çokça soru var. Sizden isteğim diyeceğim ki arkadaşlar, dersi derste hani dinlemeyelim. Yani ders derste kalmasın daha doğrusu. Ders bittikten sonra buradaki soruları bitirin. Önümüzdeki derse öyle gelin. Çözemediğimiz sorular varsa YouTube'da ben bir bir hepsini çözdüm. Kitapta kare kodu okutturup çözebilirsiniz. Anlamadık mı? Telegram sayfalarımız var. Telegram grubum var. 12 bin kişilik. Matematik soru çözüm grubu. Oralara atın. Ben müsaitsem ben yardımcı olurum. Değilse başka bir arkadaş yardımcı olur. Yine mi olmadı? Özelden bana atın. Tamam mı? Özelden müsait olursam inceler. Gerekirse bir derse getiririm soruyu beğenirsem. Arkadaşlar, bu soruyu X arkadaşımız yapamamış veyahut isim vermeye de gerek yok. Bu soruyu bir arkadaşımız yapamamış. Ben soruyu çok kaliteli ve güzel buldum. Bunu sizlerin huzurunda birlikte çözmek istiyorum. Hani siz de faydalanın gibisinden, böyle karşılıklı dayanışma içerisinde çokça konu anlatım, soru çözüm, kısa yollar, metotlar, pratik taktikler vesaire. Yani bu işi yapacağız. Tamam mı? Soruyu çözebiliyor muyuz? Kaç dakikada? 2 dakikada yetmez. Bunu bir buçuğa indir. Bunu bire indir. Tamam mı? Olabildiğince minimuma indireceğiz. Allah izin ederse bu işi halledeceğiz. Canlı dersler, evet, başladığında saatimiz 7:22-10. Aynen arkadaşlar. 2 gün 4'er saat şeklinde olacak. Yoksa başka soru arkadaşlar, dersleri bitirelim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Umarım bir şeyler oturmuştur kafada. Bazı şeyler şekillenmiştir. İnşallah 10 Kasım, inşallah güzel, huzurlu, sağlıklı bir şekilde 10 Kasım'a Rabbimizleri kavuştursun. Hep beraber oturup bu işi üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Zaten doğru adrestesiniz. Buna emin olabilirsiniz. Hani mesela matematik hocaları ikiye ayrılır. Bir kısmı mat birci'dir, bir kısmı mat ikicidir. Ben her zaman kendini mat birci olarak tanımlamışımdır. Daha çok seviyorum. Cebir konularını, problemler özellikle çok seviyorum. Hani çok başarılı olduğumu sevdiğim. Sevdiğim için de güzel anlattığım, hani bunu güzel bir şekilde aktardığım bir yer mesela. Bundan dolayı hani DGS, KPSS, ALES, bunların hepsi mat bir. Hani türev, limit, integralin olmadığı, hani mat 2'nin olmadığı platformlar, sınavlar. Allah izin ederse bu sektör, hani bu işte benim işim. Net konuşabilirim. Sizleri de çok iyi noktalara getireceğime inşallah eminim. Sizlerin de zaten hani gerek kendinize gerek geleceğinize verdiğiniz önem hani şu katılımlardan anlaşılıyor. Şu an çünkü çoğu arkadaşımız belki farklı şeylerle meşgulken siz bir hedef belirlemişsiniz. O doğrultuda ilerliyorsunuz. Nasip olursa hani hep beraber aşama aşama, sindire sindire, zorlukları teker teker aşağı aşağı belli bir noktaya geleceğiz. Ondan şüpheniz inşallah olmaz. Haftada 2 gün arkadaşlar. Örnek veriyorum, Salı, Perşembe. Saatimizi yazdık zaten yukarıda. 19:22-10 arası. Belki bu saat duruma göre fazla gelirse 4 saati 3 saate indirebiliriz. Duruma göre artık bunu şeyini hep beraber yaparız yani. Sıkıntı olmaz. Beraber hareket ettiğimiz sürece arkadaşlar problem olmaz. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri aynen öyle. O 2 gün benim, 2 gün yanlış hatırlamıyorsam Eyüp Hoca'nın, Türkçe öğretmenimiz. Programlar şimdi çok karışıyor. Hani KPSS, Salı, Perşembe, hani bu Pazartesi, Çarşamba, bir farklı Cuma, Cumartesi olabiliyor. Günler o kadar karıştı ki artık hani hangi gün karıştırabiliyoruz. Oradan arkadaşlar notlarınızı alın. Başka soru yoksa arkadaşlar kapatalım. Sizleri de daha fazla yormayalım. Böyle biraz daha bekleyelim. Belki yazanlar vardır. İyi akşamlar. Teşekkürler. Elif, sana da iyi akşamlar.
Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar diliyorum o zaman. Neden 10 Kasım? Bir subliminal mesaj mı hocam diyorlar. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için arkadaşlar tek tek teşekkür ediyorum. Herhalde başka soru yok. Aynen. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. 10 Kasım'da inşallah buluşuruz, görüşürüz ve güzel bir projeyle, güzel bir devasa adımlarla inşallah bu süreci hallederiz. Hadi sağlıcakla kalın.